Akiller biriminin oluştuğunu da söyledi Erdoğan. Seçim hamlesi olarak bunu da konuşuruz. Erdoğan özellikle gençlere yönelik daha iyi bir yaşamak istemeyi süflilik olarak açıkladı. Yani acıyorum onlara diye de ekledi. Bu konuda gündemimizde umudu olmayan gençlerin dışarıda umudunu aramasına yönelik bir durum var. Bunu süflilik olarak açıklayan Erdoğan'ın 13 tane uçağı ve artık o saraydaki harcamalarını da bugün konuşmak istiyoruz sizinle birlikte. Aşağı yukarı bunlar ve daha niceleri. Tabii ki Ali Babacan'ın ziyareti, bu sabah yaptığı, Fox TV'ye yaptığı açıklamalar ve ondan önceki açıklamaları, bütün bunların hepsi bugün konumuz, gündemimizde. Hemen ben en uzaktaki konuğumla başlayayım. En uzaktaki konuğum şu anda Artvin'de bulunan Uğur Bayraktutan'la başlayayım. Bu terör saldırısıyla ilgili açıklamalar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef haline gelmesi konusu. Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili görüşlerinizi istiyorum. Önce bir kere daha iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyoda ve katılan konuklara herkese saygılar sunuyorum. Özellikle orada çok değerli kardeşim Bilgi Çay'ına da özellikle sevgilerimi gönderiyorum. Artvin'de benim için çok önemlidir kendisi. Çok diğer konuklara da ayırmıyorum. Onlara da ayrıca saygılarımı gönderirim. Onu ifade etmek istiyorum. Burası Mustafa Kemal'in kenti, Cumhuriyet'in özel kenti Artvin. Doğunun en ucundayız ama Artvin'den bugüne kadar ne Cumhuriyet'i, ne demokrasiyi, ne Mustafa Kemal'i hiç tartışmadılar. Önce onu ifade edeyim. O nedenle çok özel toplakalı milletvekiliyim. Bunu bir kere başta söylemek istiyorum. Şimdi görülüyor ki bir gerçeği tespit ortaya koyalım. Önümüzdeki dönemde AKP'nin elinde herhangi bir dönek kalmadığı için, oynayacağı herhangi bir oyuncak kalmadığı için görüldüğü kadarıyla bunu güvenlik politikaları üzerinden götüreceği bir siyasi seçim stratejisini Türkiye'nin önüne koymak istiyor. Ama çok geç kaldılar. Yani Mersin'deki terör saldırısını öncelikle şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Klasik bir sözdür ama terör nereden ve nasıl da gelirse gelsin, hangi güç ve kaynaktan gelirse gelsin bunu şiddetle lanet diyoruz. Orada hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Acısını ve ailesinin yakınlarının acılarını paylaşıyorum. Yaralılara acı şifalar diliyorum. Şimdi olay şu. Burada gelinen noktada görülüyor ki bundan 10 yıl önce bir raporda ismi geçen bir şeyle ilişkin olarak bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bize ders vermeye çalışan, bizi terörle bağlantılı kurdurmaya çalışan bir siyasal iktidarın önce hangi pozisyonda bulunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir düşünün ki bir ülkenin Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan kişi, bu ülkede 15 Temmuz travmasını yaşanmış olan bu ülkeye siz de ne istediniz de vermedik diyen, bilsin bu hasret diye türküler söyleyen, aynı yolda yürüyen ve bu beyefendiyle ilişkin her türlü söylemleri ortaya koyan bir profille karşı karşıya. Şimdi bunun üzerinden bir siyaset terminolojisi geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü gelinen noktada Mersin Büyükelçilik bir olaydır. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Herhangi bir şekilde terörle bağlantı içerisinde kurmasını kargalar bile gider. Bunu ifade edelim. Bakın bir çözüm süreci içerisinde bugün Sayın Veli Ağbaba da açıklamalarını yaptı. O teröre karışmış olan kişiyi, terör eylemine karışmış olan ve öyle geçirilen kişi çözüm sürecinin o güzel ortamı içerisinde, kendilerine göre güzel ortamı içerisinde erken tahliye edilmiş olan bir kişi. Şimdi aradan 10 yıl geçtikten sonra sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu kişiyi koruyormuş, kolluyormuş, Cumhuriyet Halk Partisi bir güvenlik sorunuymuş, ülke için beka sorunuymuş gibi bir takım kafaki söylemlerle Türkiye'nin önüne bunu ortaya koyanlar bir tek şunu anlatmaya çalışıyorlar aslında. Bizim Türkiye'ye verebileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizim Türkiye'ye anlatacağımız herhangi bir terminoloji de yok. Ne yapmamız gerekiyor? CHP'yi ve onun ortaklarını, altı masadaki diğer siyasi partiyi bir kriminal suç örgütünün mensuplarıymış gibi Türkiye'nin önüne koyup bunu bir kriminal suç örgütüymüş gibi bir anlamda kutuplaştırmak, bugüne kadar yapmış oldukları siyaset anlayışı bu. Bize hiçbir kimse elinde bir metre veya bir metro olarak kalkıp da vatanseverlik, bu ülkeyi sevmeyle ilişkin olarak elimize bir skala koyamaz. Önce onu ifade edeyim. Bizim partimiz Mustafa Kemal'in partisi. Bir cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlükleri, ulus devleti, üniter devleti ne ki bugüne kadar tartıştık ne de bundan sonra da tartıştıracağız. Bakın çarpıcı bir örnek vereyim sayınlığı. Ben bundan 2013 yılında o Türkiye'de bir takım mahkemelerin kurulduğu,
seyyar mahkemelerin kurulduğu, görüşmelerin yapıldığı, bir takım teröristlere bütün otobanların açılmış olduğu o dönemde kalkıp parlamentoda Türk bayrağı açtım. Rahatsız oldum. Bize soruyorlardı ki sizin bayrağınız var mıdır diye. Dedim ki bizim var, bizimki Anıtkabir'de dalgalanıyor diye. Kim rahatsız oldu biliyor musunuz bundan? Hiç kimse değil bakın. Hiç kimse rahatsız olmadı. Recep Tayyip Erdoğan rahatsız oldu bu bayrağın açılmasından. Recep Tayyip Erdoğan çıktı ertesinin dedi ki Artvin'in milletvekili parlamentoda bayrak açıyor diye. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Bunlarla ilişkin seyyar mahkemeleri kuranlar, sınırlarımızı bunları açanlar, beraber yol yürüyenler, o şeyler, türküler beraber söyleyenler şimdi kalkıp bizim bir PKK terör örgütüyle iltisaklıymış gibi Mersin'den kendilerine ekmek çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlara oradan ekmek çıkmaz. Oradaki kıymetli izleyiciler de sanırım katılacaklardır. Türkiye'nin başka bir gerçeği var. Türkiye'ye ekonomik sorunlarla boğuşan, komşularıyla kötü ilişkileri olan, ekonominin o kötü tablosu altında milyonların ezilmiş olduğu bir reel gerçekle karşı karşıya. Şimdi bir yapay gündem, bir sürü gündemle Türkiye'ye bir Mersin gündemini getirip tartıştırmak istiyorlar. Yandaş basında ne yazık ki troll örgütleri vasıtasıyla milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz bir anlamda linç edilmeye çalışıyor. Artık onlar geride kaldı. Bunun altından kalkamazlar. Bakın Türkiye'de bir umut var. Türkiye'de 6 siyasi partinin bir araya gelmiş olduğu ve Türkiye önümüzdeki dönemde yeni bir tabloya sürükleyecek, parlamenter demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını Türkiye'nin önüne koyabileceği, Türkiye'yi umudun ve özgürlüğün ülkesi, hepimizin Türkiye'si yapabilecek bir yeni bir profile, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunlar rahatsız oluyorlar, bunu anlatamıyorlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi en başındaki kişiden aşağı doğru başlamak üzere efendim burası bir güvenlik sorunuymuş, Cumhuriyet Halk Partisi beka sorunuymuş, güvenlik politikalarıyla ilişkin olarak Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyormuş gibi bir takım saçma sapan, ağza yakışmayacak bir takım ifadeler kullanıyorlar. Bunları şiddetle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bir kere daha söylüyorum. Bu parti umudun, özgürlüğün, kuruluşun ve kurtuluşun partisi. Bunlar ortalıkta yokken, hani bir laflar diyorlar ya, bu beyefendi bazen diyor, işte efendim bir gece ansızın gelebiliriz diye türküler söylüyor. Bizim partimiz bir gece ansızın gelebiliriz türkülerin söylendiği değil, geldikleri bir gidenler diyenlerin kurmuş olduğu bir partidir. Bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. O nedenle hiç kimse bu partiye terörle bağlantı kurdurmaya, terör örgütleriyle arasında bir iltisak bağlantı varmış gibi bir takım kimle hangi makamda olursa olsun saygısızca ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemeye ne hakkı vardır ne haddi vardır. Cumhurbaşkanı'nın koltuğunda otursa bile bu beyefendi. Bunu şiddetle reddediyoruz. O nedenle nereden geldiğimizi, nerede olacağımızı, demokrasi ve özgürlükler konusundaki hassasiyetimizin ne olduğunu bilen noktadayız. Biz Mersin'deki bir kere daha ifade ediyorum. Bütün bilimlerimiz, partinin en üst düzeyinden, sözcülerimizden, en sadı üyesine kadar Mersin'deki terör saldırısını kendisi en şiddetli şekilde kınadık. Bir parti düşünün, Sayın Üle, şöyle düşünün. Yani Türkiye'nin ikinci büyük partisini bir kriminal suç örgütü dizilmiş gibi bir anlamda kutuplaştırarak öbür tarafa doğru kriminal bir terör örgütü gibi göstermek ancak bunlara yakışabilir. Yani ancak bunların siyasi anlayışı içerisindedir. Artık toplum bunlara böyle bir karşılığı yoktur. Bir ülkenin cumhurbaşkanlığı anayasada kendisine namuslu ve şerefli üzerine tarafsızlık emini etmiş olan bir cumhurbaşkanı diğer %50'yi ortağıyla beraber bir suç örgütüymüş gibi toplumun önüne koyması aslında bir acizliğin yakında kaybedeceği seçimin habercisidir. Hep beraber göreceğiz. 7-8 ay sonra helalleşerek göndereceğiz. Bu ülkeyi bir kere daha ifade ediyorum. Umudun ve özgürlüğün ülkesi hepimizin Türkiye'si yapacağız. Bunu hep beraber yaşayacağız. Bu anlamda ben sizin vasıtanızla bu sorumluluğun altına imza atan 6 Sayın Genel Başkanı bir kere daha yürekten kutluyorum. O masadan çıkacak irade inşallah Türk milletinin, bu toplumun hepimizin saygı duyacağı bir irade olacaktır. Ve Türkiye önümüzdeki dönemde kaygı duymayacağı, sadece çocuklarına gelecek bırakacak bir Türkiye değil, hepimizin barış içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayabileceği ve herhangi bir tereddüt duymayacağımız, güzel Türkiye'de hep beraber yaşayacağımız bir ortamı yaratacağız. O nedenle bunların hepsi lafı güzeldir. Biz hangi hedefe doğru yürüdüğümüzü biliyoruz. Toplum bu anlamda bize geniş bir teveccüh gösteriyor. Yarın değil öbür gün biliyorsunuz meclis açılıyor ve meclis açıldığı andan itibaren de Türkiye artık viran bir seçim ortamına girmiştir. Bunlara güle güle diyorum. Ellerine gitsinler diyorum. Go on diyorum.
Evet, şimdi tabii bu saldırı sadece CHP'nin hedef alındığı bir saldırı olmadı. Aynı zamanda Süleyman Soylu tarafından Demirtaş'a